kendisinden meydan. Ezilen kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Sosyal hakları artırıldı. Yalan. Büyük yalan. Şimdi çok büyük bir yalan. Bununla ilgili şeyi bak, söyleyeyim. Bak sözcü baştan aşağı yalansın bugün. Hayır şeyi söyleyeyim de ondan sonra devam et. Bu seçme seçilme hakkı neden yalan? İllüzyonu neden yalan? 1934'te cümleyi doğru kurmak lazım. Cümleyi doğru kurmak lazım. 1934'te Başbakan İsmet İnönü ve 191 vekilin oylarıyla kadına seçme ve seçilme hakkı adı altında bir şey verildi. Açık kadına. Abi yavaş. Olsun, yavaş. Ettim, yavaş. Yavaş. 1935'teki ilk seçimlerde 17 kadın milletvekili olarak parlamentoya girdi. Nezihe Muhittin bunların başını çekiyordu. Ve senin de az önce ifade ettiğin gibi sadece çerçevesi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çizilen kadına verildi bu hak. Açık. Geçen seneye kadar kendini dilediği gibi ifade eden kadın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giremedi. Evet, açık. Bir tanesi girmeye çalıştı. Yalan. CHP'yi temsil eden Bülent Ecevit bu hanıma haddini bildiriniz dedi. Evet. Bu da işte Cumhuriyet kafası bu işte. Cumhuriyet Halk Partisi kafası da bu. 1934'te seçme seçilme hakkı verilmiş. Palavracılar sizi. Geçen yani, sene 7 Haziran'a kadar işte bak bunlar geçen sene 7 Haziran'a kadar kadınlar parlamentoda temsil edilemiyordu. Bu kadar basit. Bu kadar basit.